Öğreneceğiz. Sayın Çalık hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hemen depremden başlamak ister miyiz? Evet. Yoksa biraz bir Mayıs'ı konuşalım ee, biz. Tabii e, emek çok kutsal bir değer. Alın teri gerçekten öyle. Ben de emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Bütün emekçilerin bütün alın teri döken e, emek veren bütün insanların bir e, Mayıs işçi bayramını buradan Kutlamış olalım. Çok özel günlerden geçiyoruz aslında. Bir taraftan pandeminin tam kapanma sürecindeyiz. Bir taraftan Ramazan ayı içerisindeyiz. Ee, önümüzde yaklaşan Ramazan bayramını da kutlayalım buradan bütün konuklarımıza. Biz de halk TV olarak iletmiş olalım evet. mesajlarınızı. Şimdi deprem gerçeğine geçelim. İstanbul Beylikdüzü için yapılan planları şöyle bize biraz anlatabilir misiniz? Deprem gerçeği ile ilgili biliyoruz birçok çalışma var. Ama evet. Beylikdüzü kapsamında neler yapılıyor? Ee, şöyle e, İstanbul'un en öncelikli sorunlarından bir tanesi deprem yani bu, bu konu Aslında siyaset ötesi bir kavramla ele alınması gereken bir gerçek İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 166 bin bina var kayıtlı bina var bu binaların yaklaşık yüzde 15'i 200 bine yakını e, orta hasar alabilecek düzeyde yaklaşık 48 bin Binamız da ağır hasar ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu şu demek aslında İstanbul'da yaşayan nüfusun yüzde 20'si depremden çok ciddi oranda etkilenecek demek. Biz tabi depremi 99 yılında tanıdık. Evet. Hayatımıza tam manasıyla girdi ve birçok gerçeği değiştirdi aslında gerçek olmadığını öğrendik. Bunlar nelerdi? Ee, ...yönetmelikler değişti mesela. Hı hı. 99 depreminden sonra mevzuat değişti. Deprem haritaları değişti. İstanbul'un e, biz ikinci derecede deprem kuşağında olduğunu bilirken... ...99 sonrasında birinci derece deprem kuşağında olduğunu bilim insanları bizlerle paylaştı. Yönetmelikteki değişiklik ne demek? Hani kısaca bütün vatandaşların anlayabileceği boyutuyla anlatmamız gerekirse... Mesela 99 öncesi yönetmeliklerde bodrum şartı yoktu, şimdi var. Hı hı. E, beton kalitesi C16 idi, şimdi C25'e çıktı. Etriye aralıkları vardır. Ben hem genel başkanımızı o bilge kişiliğiyle hem Sayın Akşener'i, Sayın Meral Akşener'i İyi Parti'nin genel başkanı minnet duyuyorum. O yine bilge kişiliğiyle muazzam bir eşleşme aslında Türkiye siyaset tarihinde çok değerli bir süreç, çok değerli bir felsefe süreci yönetiyorlar. Bu bir çekim kuvveti oluşturur. Elbette biz de neferleriyiz yani. En en ön safta koşan neferleriyiz bu ittifak sürecinin. Bir de kapısı herkese açık bir ittifak. Yani bölüştürmeyen metrekareyi. Tabii yeni yönetmelikten gelen kapalı otopark zorunlulukları var. Herkese bir araçlık otopark da vereceğiz, yer de vereceğiz. Sosyal tesisleri yapılacak bu alanın ve toplamda ortalama 55 bin liralık bir bedel karşılığı bu iş yapılacak. Ee, yani bu, yani ben iddia ediyorum İstanbul'un farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm yapılıyor. Ee, Toki'nin yaptığı kentsel dönüşümler de var. Toki'nin yaptığı afet konutlarına ilişkin yapılmış uygulama alanları da var. Ben iddia ediyorum herhalde bu kadar ekonomik koşullarla yapılan başka bir dönüşüm modeli yoktur diye iddia ediyorum. Ee, buradan tabii Kiptaş'ın e, sürecin içerisinde olması, garantör olarak sürecin içerisinde olması bizim için çok kıymetli. Buradan bir kez daha e, Sayın İmamoğlu'na hem beylik düzüne göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı hem de 30... en iyi bir biçimde iletişimle süreci yönetiyoruz. Her anı karar verirken, beraber konuşuyoruz beraber hareket etmeye çalışıyoruz milletle yine. Şimdi orada araya girip bir şey sormak istiyorum size. Bir... Çok özür dilerim. Buyurun. Yani bu bu aslında sürece ne kadar hassas davrandığımızı, ne kadar sorumluluk hissini en üst seviyede tuttuğumuzun bir göstergesi olarak ifade ettim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz sabahın köründen gecenin geç vaktine kadar. inanın böyleyiz. Işte. Çalışma arkadaşlarınızdan nasıl bir yöntem içinde çalıştığınızı biliyorum. O zaman kampanya döneminde de tanımıştık zaten. Bu mendilleriniz meşhur, uykusuzluğunuz meşhur, bir de kilometrelerce yol yürümeleriniz meşhur. Şimdi siz yeni nesil belediyecilik diye bir kavram getirdiniz belediyeciliğe. Uzunca bir zamandır tüm konuşmalarınızda özellikle vurgu yaptığınız yeni nesil siyaset, yeni nesil belediyecilik ve gerçekten de belediyecilikte bir model yaratıyorsunuz. Ben uzaktan izleyen biri olarak ee, bunu görüyorum. Kurullar yaratıyorsunuz, yatay bir yapılanma yapıyorsunuz. Bir paradigma değişikliği diyebiliriz belki buna. Kimileri bunu e, merkezi hükümet, yerel yönetimler gerginliği, kafanızdaki başka bir ajanda olarak da değerlendirebiliyor. Ne yapıyorsunuz siz belediye yönetiminde? Sizin ee, sizin yaklaşımınız, yönteminiz, modeliniz ne İstanbul Belediyesi'ne? Özlem Türkiye? Hanım, e, farkındaysak, sizin de e, çocuğunuz var, benim de çocuklarım var. Allah bağışlasın. Hepimizin. Gelişimler. Yani her birimiz, e, toplum aslında hep beraber aslında genç nüfusla şu an yüzleşiyoruz, değil mi? Yani bir sert bir şekilde yüzleşiyoruz. <gülüyor> evet, <gülüyor> müthiş bir Hiç iletişim. Hiç bize benzemiyorlar. Tabii ki müthiş bir iletişim. Az önce ne dedim? Cumhuriyetin ikinci yüzyılını aslında bir gönderme yaptık. Genel başkanımızın yani son kurultayda ortaya koyduğu o felsefeyi muazzam önemli biliyorum ve inanılmaz derecede onu sahiplenerek aslında ona ne katabilirizin çabası içindeyiz. Yani ikinci yüzyıla nasıl bakıyoruz? 21. yüzyılda 2023'e gelmiş bir cumhuriyet yeni yüzyıla nasıl başlayacak? Yeni nesille başlayacak. Yani bugün çocuklarımız işte çocuğunuz birkaç sene sonra seçmen. Dolayısıyla baktığımızda bizim aslında geleceği onlara hazırlamamız lazım. Geleceği bize göre hazırlayamayız. Nedir gelecek? Dijital çağ. Nedir gelecek? Maksimum iletişim. Nedir gelecek? Özgün insanlar ve özgür insanlar. Bakın özgür olmayı tercih eden insanlar. Çocuğunuzu zapt edebiliyor musunuz? En radikal muhafazakar insanım diyen anne babaya buradan sesleniyorum. Ben de öyle bir ailede büyüdüm ki öyle bir ailede büyürken bile özgürlüğüme düşkündüm. Ee, hiçbir aile çocuğunun özgürlüğüne zincir vuramaz. Bakın bu kadar net konuşuyorum. O zaman hele hele bizim topraklarımız üretkendir. Çocuklar, gençler yaratıcıdır. Yani bıraksanız böyle dağları delerler. Yani o kadar e, inanılmaz enerjisi yüksek gençlerimiz var. Kızıyla erkeğiyle fark etmiyor. Şimdi böylesi bir nesile siz nasıl bir yönetim hazırlıyorsunuz sorarlar insana. Birkaç tane sihirli tanımım var benim. Bir tanesi... Chef fort.